Okuduğum ayetler Nahl suresinden 101, 102 ve 103. ayetler. Okuduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Hak وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ bir ayetin yerine başka bir ayeti tebdil ettiğimizde, iki ders önce bunu ele aldık. Tebdilin değiştirmeyi gerektirdiğini, bir ayetle bir başka ayetin değiştirilmesi, hatta bir ayetin yerine diğer ayetin getirilmesi, önceki ayetin böylece dışarıda bırakılması. Dolayısıyla buna dair gelen rivayetlerin yadırganmaması gerektiğini, dışarıda bırakılan ayetlerin yerine Cenab-ı Hakk'ın yeni ayet tebdil ettiğini, onların akıbetinin bizim açımızdan artık mühim olmadığını, وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ bir sonraki dersimizde, yani bundan bir önceki dersimizde de tebdilden sonra insayı, yani unutturmayı ele aldık kısmen. Onun da tebdile benzediğini, Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti unutturduğu takdirde yine onun yerine نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ya daha hayırlısını yahut bir dengini yine Kur'an-ı Kerim'e getirdiğini, dolayısıyla unutturulan ayetin, böylece dışarıda bırakılan ayetin yadırganmaması yine gerektiğini, çünkü buna dair de rivayetler var, unutturulduğuna dair Kur'an ayetlerinin, hatta Resulullah'ın zaman zaman bazı çağrışımlarla hatırlayacak gibi olduğuna dair söylemleri var. Bunlar Kur'an'ın zaten bahsettiği bir gerçekliğin yaşandığı boyutlara, süreçlere dair anlatımlar. Son olarak neshi gördük bu konu başlığı altında, kısmen gördük. Nesh dediğimiz şeyinde bir ayetin hükmünün ya genel olarak ya bir boyutuyla, bir kısım boyutlarıyla ortadan kaldırılması anlamına geldiğini, önceki dersimizde söz gelimi sükarayı, yani sarhoşken namaza yaklaşma ayetini ele aldık. Cenab-ı Hakk'ın لَا تَقْرَبُوا السَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا sizler sarhoşken namaza yaklaşmayın ifadesinin henüz alkolün yahut sarhoş edici şeylerin yasaklanmadığı bir dönemde nazil olduğunu, ayetin içerisinde zımnen sanki sarhoş olmanın normalmiş gibi bir algısı bulunduğunu, ancak bu algının bilahare gelen içkinin bütünüyle tahrim edildiği, yasaklandığı, şeytanın işinden bir pislik olarak ilan edilip uzak durulması emredildiğinden sonra artık bu algı ortadan kalkmıştır. Yine önceki dersimizde dedik ki nesheden ayette, mensuh olan ayette, Kur'an'da bir bulunmakla, bulunabilmekle birlikte işlevlerini bütünüyle kaybetmezler. Özellikle mensuh olan ayet işlevini tamamıyla kaybetmez. Yine sarhoş iken namaza yaklaşmak Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bir husustur. Ne var ki başka bir ayetle sarhoş olmak da ayrıca yasaklanmıştır. Dolayısıyla yasak olan bir şeyi yapmak suretiyle günah işlemiş bir kimse ikinci ayetin sınırladığı alana gelir ve artık namaza yaklaşması onu, namaza yaklaşmasını o ayet engeller sarhoş iken. Halbuki neshedici ayet gelmeden önce bu bütün müminlerin başına gelebilecek bir hadiseydi. Yine önceki dersimizde nesha dair evlere girilmesi hususunu ele aldık. Cenab-ı Hakk'ın لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ evinizin dışında evlere girmeyin. Hatta تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى اَهْلِهَا halkına selam vermeden, onlardan izin istemeden girmeyin evinizin haricindeki evlere ayetini, bir başka ayetin gelip yine kısmen nesh ettiğini, çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ İçinde metanızın bulunduğu, meskun olmayan evlere girmenizde bir sakınca yok. Böylece evimiz olmadığı halde halkına
selam vermediğimiz ve halkından izin istemediğimiz hanelerden biri olan bu tür hanelere girebilme fırsatının önü açılmış oldu. Bu hafta göreceğimiz örneklerden birkaçı da şöyle olabilir. Allah Azze ve Celle hanımefendilere وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ kadınlara söyle, gözlerini sakınsınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ve iffetlerini korusunlar. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ asıl ayetin bilahare nesk edilecek olan kısmı burası. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ ziynetlerini açığa vurmasınlar. İlla ma zahara minha beliren ni hariç yani kendiliğinden fail olan kendisi çünkü ma zahara her ne beliriyorsa kendiliğinden belireni hariç bunun haricinde ziynetlerini açığa vurmasınlar emrini Allah Azze ve Celle bu genel emrin içerisinden bir kısmını çıkarıp nesh etti. Estaizu billah وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا oturmuş kadınlar اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا oturmuş olması yetmez nikah arzusu kalmamış kadınlar اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا böyle olanları Cenab-ı Hak فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِز۪ينَ bunlar kıyafetlerini bırakabilirler. Bu kıyafetlerini derken dış kıyafetlerini tabii, ziynetlerini örten kıyafetlerini Cenab-ı Hakk'ın bunların bırakabileceklerini ancak bunu bırakırken gayra muteberricatin bi zina süslenip püslenerek kendini belli ederek değil normal sade şekliyle dış kıyafetlerinden ödün verebileceklerine dair Cenab-ı Hak ayet indirdi. Devamında وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ yine de iffetli davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Böylece dış kıyafetin iffetle olan ilişkisini de bu ayet üzerinden öğrenmiş olduk. Dolayısıyla tüm kadınlara yönelik gelen ve beliren hariç ziynetlerini bütünüyle kıyafetleriyle örtmelerini emreden ayet-i kerime gördüğünüz gibi kendi içerisindeki boyutlarından bir tanesi çıkarılıp diğer ayet-i kerimede nesh edildi. Hangi boyut? Yaşlı kadınları ilgilendiren aslında onlar da kapsam içerisindeydi. Onlar kapsamın dışarısına çıkarılıp haklarında bu kez daha farklı bir hüküm geldi. Bu daha farklı hüküm onlar için ne'ti bi hayrin minha daha hayırlı ev misliha yahut dengine yakın bir hüküm olarak gözükmektedir. Sahabenin nazarında işte İbn Abbas'ın mesela nesh dediği örneklerden bir tanesi böyledir. Yine İbn Abbas'ın nesh dediği bir başka örnek Estaizu billah ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. İçinizde saklasanız da, dışa vursanız da, Allah Azze ve Celle sizi bununla muhasebe eder. Bundan ötürü mesul olursunuz. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Ayet-i Kerime'nin verdiği mana, içimizde gizlesek de, dışımıza da vursak, gâh amelle, gâh ifade ederek açığa çıkarsak, bunların tamamından mesul olduğumuz ifadesi. وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ İbn Abbas radıyallahu anh'a göre, gelen şu ayet-i kerime bunu nesk etmiştir. اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا Allah hiçbir cana, kendi olanağı dışında, kendi imkanı dışında olan bir şeyi mükellef tutmaz. Bundan ötürü Cenab-ı Hak ona sorumluluk vermez. Peki tamamıyla mı nesh etti? Hayır, kısmen nesh etti yine. Eğer
bu ayet onu neshediyorsa, içimizde saklasak da, dışımıza da vursak, herhangi bir şeyi Cenab-ı Hak mesul tutacağını ifade eden ayeti kerimeden, istemli olan davranışlarımız, istemsiz olanlardan ayrılmış oldu. Dolayısıyla değil mi ki bizim istemimizin dışında kalıyorsa, içimizde, düşünce dünyamızda, bize rağmen hatırımızdan bir şey geçiyor ise, bundan ötürü artık mesul olmayacağımız anlaşıldı. Çünkü Allah madem ki sadece istemli olanları, kasıtlı olanları, bizim kontrol edebildiklerimizi mesul tutuyor, şu halde kontrol edemediklerimizin demin andığımız ayetin dışında kaldığını, hükmün onlar için geçerli olmadığını neshedici ayet ile öğrenmiş olduk. Eğer la yukellifullahu nefsen illa vus'aha gibi bir ayet olmasaydı, ve in tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu, içinizde de tutsanız, açığa da vursanız, Allah yuhasibukum bihillah, Allah sizi bununla muhasebe eder ayeti, istemli istemsiz hepsini kapsadığını ifade eder görünecekti. Ancak neshedici ayet onu ya takyit etti, ilk derste söylediğimiz gibi kayda bağladı, ya tahsis etti, belli bir alana hapsetti, belli bir alanla sınırladı, yahut müphem görünüyordu, bunu tebyin etti. Söz gelimi müphem görünür de, görünen dolayısıyla içeriği veya detayı belli olmayan bir ayetin yine neshedici bir ayetle detaylandırılması mümkündür. Estaizu billah. Yes'elûneke anil enfâl. Allah Azze ve Celle ganimetlerle ilgili sorular geldiğini, قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ, de ki bunlar Allah'a ve Resulüne aittir. Genel bir ifade var, Allah'a ve Resulüne ait olduğuna dair. Ancak neshedici dediğimiz, buradaki müphem manayı tebyin eden bir ayet olarak, وَعَلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ, biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin, فَاَنَّ لِلّٰهِ رُسُلَهُ فَاَنَّ وَعْلَمُوا اَنَّمَا غَلِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ, beşte biri Allah Azze ve Celle'ye, وَلِلْرَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ şeklinde Cenab-ı Hak Allah'a ve Resulüne aittir ifadesini Allah'a hem de oran vererek Resulüne, وَلِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ, yakın akrabalara, miskinlere, böylece bunun tafsilatına dair gelen ayeti kerime müphem gözüken, sadece Allah'a ve Resulüne aittir diye gözükeni tebyin etmiştir. Böylece hükmü detaylandırmış, müphem gözüken hükmü neshetmiş bulunmaktadır. Yine Allah Azze ve Celle'nin deminki gibi kadınlarla alakalı bir hükümde, Estaizu billah vel mutallakatu yatarabbasna bi enfusihinna thalathata quru. Boşanılmış kadınlar, yani beyleri tarafından boşanmış olan kadınlar, üç evre beklerler buyuruyor Cenab-ı Hak. Yatarabbasna bi enfusihinna thalathata quru. Yahut kocası ölmüş olan kadınlarla ilgili, yatarabbasna bi enfusihinna erba'ata eşhurin ve aşra. Bizi alakadar eden şu anda ve neshedildiğini söyleyeceğimiz ayeti kerime, kocaları tarafından boşanmış olan kadınlar. Bu ayeti kerimeye baktığımızda genel bir hüküm içeriyor. Herhangi bir kadın nikahından, kocası tarafından boşanılırsa, üç evreyi beklemek zorundadır. Yeni bir nikah akt edebilme fırsatına kavuşabilmek için. Ancak daha sonra gelen bir ayeti kerime yine kocası tarafından boşanılan kadınlarla alakalı ama özel bir kısmıyla alakalı yeni bir hüküm getirdi. وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Eğer onları boşadıysanız, وَلَمْ تَمَسُّوهُنَّ Fakat onlara ilişmediyseniz, ki bundan kasıt birlikteliktir, eğer bir birliktelik yaşanmamış ise, akdedilen sadece bir nikahtan ibaret ise, bunun boşanılması, yine kadın boşanılmış oluyor. Cenab-ı Hak bu tür boşanmalarla alakalı olarak hükmü neshetti. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا Artık onların herhangi bir iddet beklemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bunların üç evre beklemeleri normalde demin okuduğumuz ayet kapsamı içerisindeydi. Çünkü Cenab-ı Hak وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ Boşanılmış kadınlar kendi başlarına üç evreyi beklemek durumundadırlar demişti ve bütün boşanılmış kadınları kapsıyordu. Ne var ki gelen bu ayeti kerime o ayetin genel hükmünden bir kısmını çıkarıp neshetti. Hangi kısmını çıkardı? Yine kocası tarafından boşanılan ancak nikah akdinden sonra aralarında herhangi bir birliktelik yaşanmamış türden olanları çıkardı ve bunlara yeni bir hüküm getirdi. Getirdiği yeni hüküm nedir? فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةً تَعْتَدُّونَهَا Bunlarla alakalı beklemeniz gereken herhangi bir iddet söz konusu değildir. Dolayısıyla gördüğünüz gibi neshedici ayetle mensuh olan ayetin birlikte bulunduğu ancak hükmen vaktiyle sahip olduğu genel hükmün bir kısmının yeni gelen ayet ile başka yeni bir hükme bağlanabildiğini görebilmekteyiz. Ancak işlevselliği her iki ayetinde yine devam ediyor. Yani bir ayet bütünüyle işlevsiz, artık anlamsız okurken de bunun hiçbir anlamı kalmadı artık dediğimiz bir ayeti kerime haline dönüşmüyor. Savaşla alakalı ve savaşta karşı tarafın ordu gücüyle sayısal olarak Müslümanların ordu gücünü karşılaştıran ve hakikaten az sayıda da olsa müminlerin galip gelebileceğini ifade eden ayeti kerimeler vardır. Bunların ilki Talut aleyhisselamın ordusunun Calut'un ordusu üzerindeki başarısını ifade eden ayeti kerimede kem min fi'atin qalilatin az nice topluluklar var ki galebet fi'atan kesiratan bi'iznillahi Allah'ın izniyle çok nice topluluklara galip gelmiştir. Eğer bu ayeti kerime sadece bu haliyle elimizde bulunsa, bunun hükmünün önünü arkasını belli ölçülerde sayısal değerlere bağlayan bir ayet veya ayetler elimizde olmasa, bu ayetin genel içeriği neredeyse 3 kişinin 300 kişiye hatta 3000 kişiye meydan okuyabileceği kadar geniş gözüküyor. Kem min fi'atin qalilatin nice az sayıda topluluklar az demiş. Azın dibi nereye kadar varabilir? Yani 3'e kadar inebilir. Galebet fi'atan kesiraten çok çoğun da önü açık. Gidebildiği kadar gidebilir. Dolayısıyla bu ayeti kerime bu manada müminlerin düşman üzerinde bir strateji oluştururken sayısal herhangi bir veriyi güç bakımından en azından orantılı olması açısından neredeyse gözetmeyecekleri kadar flu bir manzara bırakıyor. Halbuki Allah Azze ve Celle yine az sayıda toplulukların kalabalık toplulukları yenebildiği genel hükmünü ihlal etmeden sayısal orantılar verdi. Bu o demin söylediğimiz genel hükmü artık belli bir çerçeveye taşıdı. Ya eyyuhen nebiyyü harridil mu'minine alel qital. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et.
اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ Eğer sizden sabreden 20 kişi olursa يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ 200 kişiyi yenerler. Bakın yine az sayıda topluluk çok sayıda topluluğu yeniyor ama sayısal belli bir ölçü var. اَشْرُونَ صَابِرُونَ 20 sabreden mümin يَغْلِبُ مِئَتَيْنِ 200'ü yeniyorlar. Aradaki oran ne kadar? 1'e 10 şeklinde. وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَتُنْ Eğer sizden 100 olursa يَغْلِبُوا اَلْفَنْ Onlar da 1000'i yenerler. Yine aynı oran. Bu ilk ayet 1'e 10 şekilde bir fikir veriyor. Yani müminler bu ayetin ifadesiyle sadece bu ayetle sınırlı kalsaydı, çünkü bunun da takfif edildiği bir ayet gelecek. Bunlar hep biri diğerini hükmen belli bir yere kavuşturan ve hepsi birlikte ortak bir manaya ifade, ortak bir manaya yardım eden ayetler grubu haline dönüşüyor. Yani neskeden, neskedilen ayet. Bunlar artık birbirleriyle ortak bir işlev kazanıyorlar. Yine az sayıda topluluk, kalabalık bir topluluğu yenebilir, doğru ama 1'e 10'dan daha düşük veya 1'e 10'dan daha yüksek bir oran öngörülmemelidir şeklinde bize ayet bir fikir veriyor. Dolayısıyla mümin bir müminlerden oluşan bir topluluk az sayıda olsalar da kafirlere karşı tabi gerektirdiği durumda meşru bir harbin koşulları oluşmuş ise, çünkü İslam'da savaşın da nasıl savaşırsanız savaşın, sizin için savaşmak her halükarda meşrudur denilemez. İslam'da Allah Azze ve Celle savaşı belli koşullara bağlamış ve izinle, müsaadeyle önünü açmıştır. Dolayısıyla meşru bir savaşın, yani قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ Sizinle savaşanlarla savaşın yahut قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ Size yakın tehdit oluşturan, üzerinize gelen güçlerle, düşmanlarla savaşın noktasında savaş hazırlığı içerisinde bulunan bir topluluk, mümin bir topluluk, kendi hazırlığını mühimmat bakımından tabii وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Gücü yettiğince hazırlık yapmakla birlikte ordu gücü sayısal açıdan da kendisini karşı tarafla mukayese etmeli. Eğer mukayese ettiğinde 1'e 10'dan daha yüksek bir kalabalıkla karşı karşıya ise bunu bu aralığa düşürecek kadar kendisini ikmal etmelidir. Kendisine sağdan soldan güç ilavesiyle en azından düşmanın 10'da 1'ine kadar bir nispete kavuşabilmeli. Yani düşmanın 10'da 1'inden daha az sayıda bir topluluğun önünü Cenab-ı Hak kesti. 20 kişiyiz, 200 kişiler. Tamam, savaşılabilir. Ama 20 kişiyiz, 500 kişiler. Az sayıdayız, çok sayıdayı yeneriz diyemiyoruz artık. Çünkü Cenab-ı Hak 20 kişilik olursanız, 20 olursanız 200'ü yenersiniz dedi. Bu 1'e 10'luk takdir edersiniz ki önemli bir oran, yüksek bir oran. Allah Azze ve Celle bunu da bilahare takfif etti. Dedi ki el ana haffafallahu ankum ve alima enne fikum da'fa. Allah Azze ve Celle size şimdi daha da hafifletti. Ve bildi ki sizde zayıflık var. Cenab-ı Hakk'ın şimdi hafiflettim dediği olay zaten bildiği zayıflık neticesindedir. Bazıları ayeti kerimeyi Allah şimdi bildi şeklinde manalandırıyor. Allah Azze ve Celle şimdi ifadesini el ana haffafallahu ankum. Allah şimdi size tahfif ediyor. Ve alime enne fikum da'fa. Çünkü bildi ki sizde zayıflık var. Yeni oranlar verdi. İn yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atayn. Sizden 100 sabreden olursa 200'ü yener. Ve in yakum minkum elfun yaglibu elfeyni biiznillah. Eğer sizden 1000 olursa 2000'i yener. Dolayısıyla oran nereye kadar düştü? 1'e 2'ye kadar düştü. Böylece
aralık, yani az sayıda topluluğun çok sayıda toplulukları yenebileceği bir strateji kurulurken, aralığın başladığı alanda bunun nereye kadar düşürülebileceği veya beklenebileceği alanda belirlenmiş oldu. Dolayısıyla bir ordu komutanı karşı tarafla olan oranlamasında 1'e 10 nispetini gördüğü takdirde artık meşru aralığa girmiştir. Hele hele ordusunda zayıflık olmadığını düşünüyorsa bu durumda savaşı başlatabilir. Velev ki kendisi 10'da 1'i düzeyinde bile olsa karşı ordunun. Ama son okuduğumuz ayetteki zayıflığı kendi ordusu için geçerli görüyor ise daha düşük oranlara kadar ordusunu takviye etmek suretiyle bekleyebilir. 1'e 10'uz ama hala savaşmayalım. Biraz daha takviye güçler gelsin. Daha 1'e 10 değil de 1'e 5, yani karşı taraf bizim 5 katımız nispetine geldiğinde savaşa gireriz. Hatta ve hatta bunu 2 misline kadar bekleyebilir. Ordusunu güçlendirip 2 misliye ne kadar bekleyebilir. 2 mislinden daha aşağı beklemesi hafifletilmiş olandan da daha aşağı düştüğünden artık Cenab-ı Hakk'ın dediği çerçevenin altında kalır. Çünkü Cenab-ı Hak zayıflığa rağmen mümin bir topluluğun 2 katı bir gücü yenebileceğini bize söylemiş oldu. Biri diğerini nesheden, eğer diğeri gelmeseydi hüküm şu aralıkta kalacaktı diyeceğimiz ayetler bunlar. Diğeri gelince önceki ayetteki hükümde belli bir daralma, sınırlanma yahut yönelme meydana geldi. Bu doğrudur. İşte bunlar nesh dediğimiz süreçler. Bazılarımız neshi hükmün bütünüyle iptal edip önceki ayetin tamamıyla işlevsiz kalması şeklinde anlayabilmektedir. Bu türden olanlar var ise bunların tebdil yahut unutturulan cinsten ayetler gibi Kur'an'ın dışına çıkarıldığı düşünülebilir. Dolayısıyla bu okuduğumuz ayet de yine biri diğerini nesheden zaman içerisinde ve ona bir yön veren ayet olarak görülmekte. Bunlar, bu verdiğim örnekler sahabelerin ve ilk dönem tabiilerin nesheden anladığı örnekler. Onlar bunlara nesh diyorlardı.